Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Dün Star Televizyonu'ndaydım. Bugün Star Gazetesi'ndeyim. Adları aynı ama tabii ki çok farklı. Aynı yerden geliyorlar. Kurum aynı yerden geliyorlar ama sonra çok farklı yerlere gittiler. Mustafa Karaalioğlu genel yayın yönetmeni. Onun makam odasındayız. Yayın boyunca zaman zaman son dakikalar olacaktır. Japonya'daki deprem meselesi malum. Hakikaten yüzyılın felaketi. Sarsıcı, en büyük 5. deprem miymiş? Öyle dediler. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir girizgah yapalım. Sonra zaten öbür konulara geçeceğiz. Şimdi Richter ölçeği 20. yüzyıldan itibaren başladı. Ondan öncesinde teknoloji el vermediği için bilinmiyordu. 20. yüzyılda Richter'le ölçülmeye başladığından bu yana, bu periyotta tespit edilen en büyük deprem 1920 yılında 8.5 büyüklüğünde. Yani bu 8.9. Gerçi Japonya Başbakanı Naoto Kan 8.4 dedi ama Amerikan Jeoloji Kurumu 8.9 dedi ve hala da zaten bütün dünya medyasıyla birlikte CNN Türk ekranlarında bu büyüklük var. Yani demek ki birinci Richter istatistiğine göre birinci deprem o zaman. 8, 9 korkunç. 9'dan sonra zaten coğrafya değişiyor. Dağlar falan kayıyor. Yani korkunç bir şey. Yarın gazetede bu herhalde büyük yer alır değil mi? Yani şu anda yaz işleri toplantımız aynı zamanda yapılmakta. Öyle mi? Üst katta. Tabii ki yani bu çok önemli bir şey. Bu çünkü iki açıdan bir insanlık dramı. İkincisi Türkiye'nin de çok rahatlıkla hemen çağrışımlarını güçlü olduğu bir konu. Deprem Türkiye'nin unutabildiği bir acı değil. Çok yakın bir geçmişte yaşadığımız bir şey. Daha şimdiden de işte yorumlar bizi ne kadar etkiler ne kadar etkilemez üzerine bir yandan da yapılıyor. Dolayısıyla tabii hiçbir gazete kayıtsız kalamaz. Japonya'daki deprem etkilemese bile işte Türkiye'de de... Evet biz ne kadar hazırlıklıydınız. İşte adamlar hazırlıklı, erken uyarı sistemleri var. Çok büyük bir ölçü olmasına rağmen ölü sayısı neyse ki o kadar yüksek değil en azından gelen ilk bilgilere göre. Ama tsunami evet. Onun çok büyütecek herhalde. Büyük adalarda çünkü. Evet inşallah olmaz. Evet şimdi bir yandan tabii yazı işlerinde yarınki gazete için toplantılar yapıyor ama Karaalioğlu'nun aklı aslında çarşamba günkü gazetede, bir sonraki çarşamba. Çünkü çarşamba günü gazete neredeyse baştan sona değişiyor. Logosu değişiyor en başta. Logosunun altındaki slogan da Yeni Türkiye'nin gazetesi. Şimdi Yeni Türkiye'den kasıt ne? Birazdan onu da konuşacağız tabii. Ama ikna ettim. Evet, mizampajını. Şimdi logoyu kapattık ama şöyle söyleyeyim, bu beyaz kağıdın altında logo var. Onu lansmanla açıklayacaklarmış, yoksa reklamcılar öldürür dediler. Vallahi ya da belki şimdi öldürecekler, bilmiyorum. Bu kadar şeyimiz anlaşmamız da yoktu. Fakat hayır, zannetmiyorum ama şunu göstermek istiyorum. Biraz açarsak arkadaşlar, çünkü bu yeni mizampajın, yeni vitrinin en büyük özelliği böyle gördüğünüz gibi çok büyük fotoğraf kullanılması. Bu bir prova gazete ve Mübareğin fotoğrafı böyle dev. Mübareğin düştüğü gün yaptığımız düştüğü gün. Prova ona denk gelmişti. Şimdi şu fotoğraf o kadar çok şey anlatıyor ki değil mi? Ben bayılırım. Bayılırım büyük fotoğrafa. Logo içinde mavi diyeyim ama radikal mavisi değil. Onu söyleyeyim, ne mavisi olduğunu ama söylemeyeyim. Birazcık da kalsın. Şimdi bu arada bu gazetenin yeni yüzü yüzünden mecliste konu oldu. Şimdi yani çok tabii tatsız. TRT'de çünkü bir röportajdı. Yani TRT'de 15 dakikalık bir program oldu orada. Hakikaten sadece 15 dakika oldu. Yani beni 45 dakika için çağırmışlar. O gün canlı yayınlar falan vardı. Gazeteyi şu anda seninle konuştuğumuz gibi konuştuk orada. O kadar yani. Daha önceden başka gazeteler için, başka özellikle işte bu mizampaj değiştiren falan gazeteler için çok daha fazlasının yapıldığı bir programdı. Bir medya programında bu konuşulmazdı. Nerede konuşulur? Onu yani sunucu çok methetmiş, tebrik etmiş ve yani, o nedenle konuldu galiba. Yani sunucunun methetmesi de yani sonuçta buradaki değişikliklere birçok programda katıldı yani sunucuda. İlk defa TRT'de yapmadım ben.
birçok programda çok etkilendi herkes, çok katıldılar. Ondan öte bir şey yoktu. Yani öyle bir şey, hatta ben sunucudan şikayet ettim o gün. Yani o yani daha fazla vakit ayrılabilirdi çünkü çok hazırlıklı gelmiştim. O vakit olmadı falan. Yani tamamen bir haksızlık yani. Kesinlikle bir haksızlık ve kesinlikle bir abartı. Yani ne Star Gazetesi'nin buna ihtiyacı var ne TRT'nin böyle bir şey yapmaya ihtiyacı. Sen buradasın işte, bunu da konuşuyoruz yani. Yani ben çok beğendim mizampajı, hakikaten beğendim. Çok birkaç yenilikten şimdi konuşacağız, onları da çok beğendim. Tabii benim övmem de başka. Yani evet, şimdi senin aklına son örgüsü verilmesin. Yok, beni meclise taşımazlar da başka şeyler diyebilirler. Şimdi yeni Türkiye sloganı Türkiye'de son zamanlardaki en gergin, en tansiyonlu tartışmaların odak noktasını oluşturuyor aslında. Yeni Türkiye'de nasıl bir Türkiye? Onu konuşalım ama. Tamam. Şimdi birkaç bu yenilikten kasıt en önemlileri bence. Gazeteye yeni köşe yazarları katılıyor. Birkaçını ben okuyayım. New York Times yazarı, Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Independent yazarı Robert Fisk ki kendisi Bush döneminde Amerikan yönetimine bayrak açmıştır. Özellikle Irak işgali sırasında Bağdat'ta yaşadı. Bağdat'ta ki yaşını başına almış bir gazeteci olduğu halde Bağdat'ta o pazar yeri bombalanmasında gitti füzenin seri numarasından ortaya çıkarttı. İşte bizimkiler vurdu diye. Çok hakikaten müthiş bir performansı vardı. Tarık Ramazan'la anlaştık, kontrat imzalamadık. Yani şey gidelim. Yani bizce bitti fakat kontrat imzalamadık henüz. Washington Post yazarı Ferit Zekeriya. Tamam. Şimdi bir başka isimler de var ama en çarpıcısı Haaretz gazetesi yazarlarından şu bildiğimiz adını da Gideon Levy. Nasıl olacak da olacak? Şimdi, bir kere gazeteye özel mi yazacaklar? Şimdi biz bu yola girerken yani değişiklik sadece şekilde olmamalı. Yani bizim bir şekil değiştiği konusunda çok radikal bir kararımız vardı, oldu ve şu anda bir parça bu da görüldü. Tepeden tırnağa, yani bir değişiklik değil, tepeden tırnağa gazeteyi, yani adeta eski Star'ı rafa kaldırdık. Yeni bir Star çarşamba günü olacak. Bu aslında çok heyecanlıyız. İkincisi, yani Türkiye'den ibaret değil gazete. Yani biz okuyucuya karşısına çıktığımızda, okuyucu çok donanımlı, çok az gazete okuru var maalesef Türkiye'de ve çok şeyi biliyorlar. İşte akşama kadar 15 tane haber kanalı var, bunu izliyorlar. İnternet sitelerini izliyorlar, dünyayı izliyorlar ve sayıları çok az. Çok değerli bir kitle gazete okuyucuları. O yüzden çok ciddiye alıyorum, çok önemsiyorum ben. Soylarına tükenmemesi. Yani bütün gazetecilik hayatım boyunca ben çok önemsemişimdir gazete okurunu. Ne kadar nitelikli olduklarını biliyorum. Okurla rekabet edeceğiz dedik. Yani sabahleyin gazete önüne çıktığında, yani ben senden çok daha şey, senin bildiğinden çok daha fazlasını sana veriyorum diyeceğim Yeni Star gazetesiyle. Bizim felsefemiz bu. İşte bu yazarları böyle kattık. Bunların bazıları sadece bizim için yazacaklar. Yani Star okurları için yazacaklar. Bazıları aynı gün, yani mesela Fisk Independent'ta çıktığı gün bizde çıkacak. Ama fark etmez. Yani bütün bu isimlerin orijinal, taze olarak ilk gün bizde okuyacaklar. Paul Krugman ve ekibi bir sayfa yapıyor. Bir sayfa yapacaklar. Yani küresel ekonomi. Yani Paul Krugman'ın bir ya da iki yazısı oluyor o sayfada. Ekibinin de yazıları oluyor. O çok heyecanlı bir sayfa küresel ekonomi açısından. Onu tam sayfa vereceğiz. Haaretz yazarı var. Fehmi Üveydi var. Orta Doğu'nun en büyük yazarı. Şimdi Orta Doğu çok değerli hale geldi. Orta Doğu'nun bir numarası. O yazacak bizde. Ve aynı zamanda Haaretz'de liberal ve İsrail'in politikalarını da eleştirebilen ama aynı zamanda oradan bakışı yansıtabilen bir isim Gideon Levy, o var. Böyle bir çeşitlilik yaptık. Yani bu bizim aynı zamanda zaten şu anda çok güçlü olan yazar kadromuz ki yani çok iyi okunan takipçileri yüksek olan bir kadromuz var. Yani o açıdan şanslı bir gazete. Star ve okurları şanslı. Böyle bir katkı sağlamış oluyoruz. Yani bir anlamda hemen hemen küresel hareketlerin tamamının yorumlandığı, içeride mi dışarıdan yorumlandığı bir ortalama tutturmuş olacağız. Ve okur gazeteyi sabahın aldığında evet, yani beni bu gazete bugün bildiğimden öteye getiriyor diyecek. O rekabeti kazanmak istiyoruz. Şimdi Star gazetesi bugün gerçekten dikkat çekici yazarlara sahip. İşte Mehmet Altan ki benim programımda zaman zaman alıntı yaptığım bir yazardır. Ahmet Kekeç, Mehmet Altan Şahin, evet, Ergun Baba, Hamdi Seyfereç, Mustafa. Fakat baktığımız zaman ortak bir noktaları var. Hükümeti neredeyse hiç eleştirmemeleri. Yandaş sözcüğünü sevmiyorum ama
yani hükümeti, başbakanı rahatsız etmemeleri. Şimdi diyelim ki Robert Fisk, az önce söyledim, Bush yönetimini, Bush'un iktidarda olduğu sırada kıyasıya eleştirdi. Yani hem de Amerika'da böyle işte kahramanlarımız gittiler Irak'a, özgürlük getiriyorlar, demokrasi getiriyorlar rüzgarların en şiddetli estiği bir dönemde gibi. Şimdi bugün mesela gelirken gördüm, The Economist dergisi ki malum çok etkili ve bütün dünyada yönetenlerin masasındaki dergidir. O diyor ki Türkiye gazeteci olmak için artık çok zor, sakıncalı bir ülke haline gelmeye başladı diyor. En son tutuklamaları Ahmet Şık ve Nedim Şener'i de konu ederek. Şimdi diyelim ki böyle bir yazı kaleme aldı Robert Fisk ya da işte bir başka Gideon Levy ya da herhangi bir bu yazarlardan biri. Bu kadar sert bir yazı, Avrupa Parlamentosu raporu kadar sert bir yazı yazabilecek mi? Şimdi bir kere şunu düzeltmek istiyorum. Star gazetesi yazarları, yani objektif gözle bakın, çok yoğun bir şekilde hükümet icraatları eleştirmektedir. Yani benim iddia edebilirim ki bu merkez medyada, yani doğrudan yani hükümete muhalif olan tavır koyan gazeteler var. Bu doğaldır. Hükümete destek vermek de doğaldır. Yani sonuçta bir proje hedefi, proje birlikteliği açısından bir takım icraatlara destek verebilirsiniz. Fakat star yazarlarının birçoğu, biri ikisi demiyorum, birçoğu çok kritik zamanlarda hükümet politikalarını eleştirmişlerdi, hala da eleştiriyorlar. Yani, eleştirmediler demedim ama rahatsız etmiyorlar. Yani rahatsız etmenin boyutu ne bilmiyorum. Bana göre eleştiriden rahatsız olabilir hükümet. O yüzden hiçbir şekilde yani yeni yazarlar katıldıkta tabii ki istediklerini yazacaklar. Böyle bir dünya değil. Tabii ki istediklerini yazacak. Biz zaten onun için istiyoruz. Ayrıca Star gazetesinin bir açık görüş eki var. Yani entelektüel bir şey, havuz orası. Orada da çok yoğun, çok eleştiri. Yani bütün mesele zaten sadece hükümeti eleştirmek de değil. Yani Türkiye'nin bütün sorunlarının özgürce tartışıldığı bir gazete yaratmak istiyorum ben. Oraya doğru da gittiğimizi düşünüyorum. Ama şey analizi doğru değil. Yani bizim yazarlarımız şu anda hükümetin ya da hükümet adamlarının veyahut da işte bir takım Ankara'da olup bitenlerin düzenli olarak eleştirisini yapmaktalar ve yapmaya devam edecekler. Yani bu gazete böyle olduğu için bana göre değerli bir gazete ve anlamlı bir gazete ve böyle olduğu için biz bunun üzerine bir değişim planı kurmaktayız. Ama yani atıyorum bir marjinal, daha böyle hükümete tümden tavır almış bir gazete gibi sertlik ya da manşetlerinde ya da kurgusunda bekleyemezsiniz. Böyle bir gazete olmayacak burası. Zaten böyle bir gazete olmak da istemiyoruz. Türkiye'nin demokratleşmesi yolunda, ana sorunlarının çözümü yolunda hükümetin politikalarının büyük kısmıyla örtüşen insanlar var burada. Ama bu örtüşmenin ya da yöntemde sorun çıktığında ki hemen geriye doğru sayayım. Yani son tutuklamalarda oldu bu. Bir öncesinde içki yasaklarıyla ilgili tartışmalar oldu. Bir öncesinde işte bu yumurtalı eylemlerde oldu, polis şeylerinde oldu. Yani hatırlayabildiğim son kritik olayları söylüyorum. Tamamında özgürce, kimsenin yazısına da hiçbir şekilde müdahale olmaksızın eleştiriler yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Yani gazete budur ama gazetenin gazeteyi bu açıdan yetersiz görenler, yani daha sert, daha böyle bir takım ölçüyü kaçırmış tepkiler bekliyorlarsa bu Star gazetesinde olmayacaktır. Yani bu gazete böyle bir gazete değil. Bu gazetenin amacı Türkiye'nin demokratik zemininde farklılıkların bir arada yaşamasını ve Türkiye'nin önünü tıkayan temel sorunların çözümünü bir ortak üslup çerçevesinde çözümlemek veya bu çözüme katkı sağlamak. Mesela bu yeni dönemde bir şeyimiz de bu, bir taahhüdümüz de bu. 5N1K temel kuralımız, aynı zamanda sıfır tekzip. Evet, onu soracaktım. Ne anlamda bu sıfır tekzip? Sıfır tekzip. Şimdi Star bugün çok sertliğine, çok böyle politik gazete olmasına rağmen çok az tekzip alan bir gazetedir. Yani ben ona çok dikkat etmekteyim. Yani haberlerimizin teyit etmek, çek etmek konusunda. Şimdi okura taahhütte bulunuyoruz. Yani önümüzdeki dönemde bizim haberlerimizden, bizim yayınlarımızdan, insanların özel hayatları, insanların temel hakları ve buna bağlı hukuki imtiyazları, hakları zarar görmeyecektir. Bizden emin olabilirsiniz. Biz sadece haber vereceğiz ve kimsenin hayatıyla, kimsenin temel hak ve özgürlükleriyle buna kafaya takan, bununla didişen bir gazete olmayacağız. Sıfır tekzip diyoruz ama belki üç tekzip olur, iki tekzip olur ama içeriye doğru
Ekibimize söylediğimiz bu, o kura taahhüdümüz bu. Bu da bizim için önemli bir şey. Çünkü Türkiye çok gergin, çok çatışmalı bir dönemden geçiyor. Ve biz bu hassasiyet için burada daha fazla mesai ayırmayı taahhüt ediyoruz. Böyle olmasını da, yani medyanın da buna ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için söylüyoruz. Yani gazetelere güvenilmek zorunda. Gazeteler bir güven yaratmak zorunda. Siyasi görüşleri farklı olabilir, siyasi görüşleri başka şey söyleyebilir ama bu güveni sağlamak zorunda olan da bizleriz. İşte yatırım yapıyoruz, bir türüyle bir yenileme içerisine giriyoruz ve şimdi geldiğimiz nokta şu, yani meslekteki o bilgileri yeniden taze ediyorsunuz. Her gün yeni bir şey yapmak gerekiyor. Her gün, yani bir iyi manşetin ömrü sabah toplantısına kadar. Ertesi gün yeni bir şeyle, yeni güçlü bir şeyle çıkmanız gerekiyor. Ve sadece manşet değil, gazeteyi dinamik tutmak, okurun bir adım önünde olabilmek, 10 yıl önce gibi değil. Ben 20 yılda, 15-20 yıla yakın gazete yöneticiliği yapıyorum. Değil. Yani inanın çok zorlaştım. 10 yıl önce okurla ilişkimizde daha hiyerarşik bir ilişki vardı. Daha bize bağımlıydı okur. Bugün değil. Bugün okuru geçmek, okurun bir adım önüne geçmek gazeteler için bayağı bir maharet ister bir hale geldi. O yüzden yani Hürriyet'le, Sabah'la, Milliyet'le, Vatan'la değil, okurla rekabet edeceğiz. Ve umuyorum ki bu rekabeti kazanacağız. Şimdi demin ölçüyü kaçırmamızı, aşmamızı ya da bekliyorlarsa, sertleşmemizi bekliyorlarsa biz bunu yapmayacağız. Ben bu ölçüyü nasıl anlamalıyım? Şimdi en hassas konulardan biri olduğu için doğrudan oradan soracağım. Hanefi Avcı meselesi. Şimdi Hanefi Avcı konusunda bu gazetede, bazı başka gazetelerde iddia edilen her ne ise onu ve onun üzerine giderek işte bir takım iddiaları verdi. Şimdi bir gazeteci ve gazete yöneten bir insan olarak Hanefi Avcı'nın devrimci karargah örgütü üyesi olduğu, hani radikal sol, aşırı sol bir örgütün üyesi olduğuna ya da Ahmet Şık'ın bütün hayatı ortada, yaptıkları ortada, Ergenekoncu olduğuna Nedim Şener'in. İnan ya keza Nedim Şener'in. Yani nasıl inanabilirim ben? Okuyucu nasıl inanabilir? Bu konuda mesela gazetecilik ne olmalıdır? Şimdi, yani inanç tehlikeli bir sözcük. Bugün Eser Karakaş gazetenizin yazarlarından bir gazeteci dayanışması diye bir şey olmaz diyor. İşte inanmak üzerinden, kefil olmak üzerinden olmaz diyor ama bir de görünen köy ve kılavuz meselesi var. Şimdi çok doğru. Bu üç örnek aynı zamanda bir gazetecilik sınavı. Böyle olduğunu tabii düşünüyorum. Yani arada kaynayıp giden olaylar değil bunlar. Yani her olayı çok önemsememiz gerekiyor. Ergenekon deyince her şey aynı standartta bir reaksiyon hak etmiyor. Bu gazete, Star gazetesi, Ergenekon mantığıyla, Ergenekon vakalarıyla, o başlığın çağrıştırdığı darbelerle, provokasyonlarla, faili meçhullerle, andışlarla vesaire mücadele etme konusunda prensip sahibi olan bir gazetedir. Biz bu konuda bu politikayı gözetmekteyiz. Gözetmeye de devam edeceğiz. Yani Türkiye'nin geçmiş üzerindeki o karanlık örtünün kaldırılmasını istiyoruz. Şimdi bu yolda sayısız vaka oldu. Yani 18 zannediyorum Ergenekon dalgası oldu. Bizim hepsindeki coşkumuz aynı olmadı. Mesela Hanefi Avcı olayında gazetemiz yazarları da, Nedim Şener ve Ahmet Şık olayında yine gazetemiz yazarları da, hatta sonuncusunda ben de, ya tutuklanmanın doğru olmayacağına varan bir yargıyı etkileme yazısı yazanlardanım, mesafemi koydum. Ama bu aynı zamanda Ergenekon'un bütünlüğü, Ergenekon'la mücadele bütünlüğünün kaybolmaması gerektiğini de anlatan bir mesafeydi. Yani bu iş burada bitti. Yani böyle bir yanlış tutuklama yaptınız ki her şey örtbas oldu gitti diyenlerden değiliz. Yani o süreci korumaktayız. Ama bu davaların özel olarak Hanefi Avcı veyahut diğer iki ismin davalarındaki, ya burada bir bilgiye ihtiyacımız var. Bu diğerlerine benzemiyor. Burada bizim de aydınlatılmaya ihtiyacımız var sorusunu bu gazete güçlü bir şekilde sordu. Ve mesela özellikle son vakada ki iddiaları, yani basına sızan iddiaları, mesela gazete, o Nedim Şener'in gazeti Milliyet veyahut da işte Hürriyet çok daha yoğun bir şekilde verirken biz o kadar vermedik. Biraz daha mesafeli durduk. Şimdi savcı bir şey diyor. Açıklayamayacağım deliller var elimizde diyor. Savcının açıklayamayacağımız deliller var sorusu bize de şunu getirdi. Ben arkadaşlarıma şunu dedim. Savcı açıklayamayacağımız deliller var diyerek
bu tutuklamanın arkasında duruyor. O zaman bize düşen o açıklanamayacak delilleri ne pahasına olsa olsun bulmak. Neymiş o açıklanamayacak deliller? Gerekirse bu yüzden dava yiyelim ki şu anda Star Gazetesi'nin üzerinde 400'e yakın bu açıklanamayacak deliller davası var. Şamil Tayyar'dan, Şamil Tayyar'ın Star Gazetesi'nin en güçlü silahlarından, evet, vurucu silahlarından Şamil Tayyar milletvekili adayı ve muhtemelen de parlamentoya gidecek. Gazeteden başka var mı? Mesela yok. Başka bir... Sen ilgileniyor musun? Yok. Kesinlikle ilgilenmiyorum. Yani ilgilenmedim de hiç açıkçası. Yani olmayacaktı. Yani öyle bir dedikodularını falan kulağıma geldi de olmayacak. Hı. Şamil dışında yani bizim yazarlarımızdan bildiğim kadarıyla müracaat eden var mı bilmiyorum ama bana intikal eden yok. Yani Şamil henüz müracaat etmiş değil. Ama güçlü bir ihtimal, ona bir talep var. Yani kendisinde bir talep var. Onu değerlendireceğini tahmin ediyorum. Ama yazmaya devam eder mi o durumda? Yani şeyden sonra temsilciliği bırakacak. Şey sürecinde de, kampanya sürecinde de yazıları bırakmak zorunda kalacak. Hı-hı. Belki böyle bir şey, haftalık değerlendirme, bizim açık görüş şeklinde siyasilerinde yazdı. Böyle bir şey olabilir. Onu konuşmadık ayrıntılı bir şekilde yani. Ama artık yani o işe başlattıktan sonra siyasetçi kimliğiyle Şamil'i. Birçok medyadan ismi görüyoruz aslında. Daha da göreceğiz zannediyorum. Evet, bu sefer çok coşkulu bir durum var. Değil yani mi? Eski oranla bayağı coşkulu bir şey var. CHP'ye de çok var. CHP'ye de var. CHP'ye de var. Ergenekon davasından da bayağı isimler var. Bürokrasiden de bayağı isimler var. Halife Avcı'nın adresi belli oldu mu? Ben en çok merak ediyorum. Ben hem adaylığı benim için sürpriz oldu. Hı hı. Yani herhalde CHP olabilir ya da MHP olabilir. Bilmiyorum hangisi. Yani yine de MHP daha yakın olur diyorum ama çok MHP'li bir kimlik değildi Hanife Avcı. Ama canım devrimci bir kimlik dedi. Devrimci bir kimlik. Yani çok merak ediyorum. Yani hakikaten bütün olup bitenler için onun nereden müracaat edeceğini merak ediyorum. Çünkü benim için sürpriz oldu. Dolayısıyla enteresan bir kampanya. Yani CHP o balbaylar konusunda herhalde balbay olacak gibi. Öyle görünüyor. Yani o, öyle olacak gibi. Haberler o açıdan seyri, hani bir anayasa, Türkiye anayasayı, hı-hı, tartışır mı? Yeni anayasayı konuşur mu diye bekliyorduk ya biz. Sanki yeni anayasadan çok başka konular yani kampanya meydanlarını işgal edecek gibi geliyor bana bu aday profili, aday adayı profilinin gösterdiği. Neyi mesela? Yani hani Ergenekon çok polemik konusu olur. Tabii Ergenekon çok polemik konusu olur bu durumda. Çok polemik konusu olur. Son bu Oda TV meseleleri, yani bir yandan işte gazetecilerin hakkını, hukukunu korumak bizim görevimiz. Ben meslek dayanışması olması gerektiği inananlardanım ayrıca. Hı. Onu söyleyeyim. Yani elbette mesleğimiz bize dokunulmazlık kazandırmaz ama kendi meslektaşımıza bir adım daha önde bakabiliriz. Bu bizim hakkımızdır diye düşünüyorum. Ama öte yandan Oda TV'den çıkan bilgiler, bu son bayraklar falan meselesi, onun CHP'liye bana göre çok anlamsız ilişkisi. Yani bir parti CHP ile ilişkisi olduğunu, yani bir ilişkisi var, gitmiş görüşmüş. Şimdi bir dakika. Evet. Şunu demek istiyorum. Herkes herkesi görüşmez mi? Şu Takvim Gazetesi'ni bu arada görelim arkadaşlar. Ben Fadime değilim demiş ve albümünden de çok güzel bir fotoğrafla, hakikaten bir fotoğrafla. Şimdi bugün tam sayfa neredesin? Gitmiş, görüşmüş Sayın Kılıçdaroğlu'yla, evet, görüşmüş. Muharrem İnce ile görüşüyor. Evet. Gürsel Bey ile görüşmüş. Evet. Yani bir muhiti var belli ki orada. Gerisini bilmiyoruz. Sadece çelişkili bir takım açıklamaları biliyoruz. Ve o açıklamalara göre Sayın Kılıçdaroğlu en azından Baykal'la ilgili konuyu biliyor. İlk başta çok bilmiyorum dedi. Sonra biliyor. Ben çok onun için konuşmak istemiyorum ayrıntısını. Yani bana göre bir skandalın ipuçları var ama bir partinin... Ama skandal mesela Taraf Gazetesi dün verdim. Gandhi Gate diye attı çünkü manşetini. Sanki bu skandalın sebebi, sahibi CHP'ymiş gibi davranılıyor. Şöyle şimdi mesela muhit sözcüğü de enteresan geldi bana. Yani belli ki bu hanımefendi bir şekilde ya kendi başına ya bir takım odaklarla bir şey yapıyor. Ve gidiyor, görüşüyor. Yani siyasetçiler gazetecilerle görüşür, gazeteciler herkesle görüşür. Niye birdenbire CHP'nin olduğu... Buradaki haber konusu şu. Hı hı. Yani Sayın Baykal'ın taciz açıklamaları, onları açıkladı falan filan. Bana göre tali bir konu. Haber konusu şu. Bir genel başkana, eski genel başkan hakkında bir bilgi için gidiyorsunuz. Git ne halin varsa kendin gör diyor. Bu işe bulaşma, saçmalama ya da bu iş yapamazsın ne demek demiyor.
ya da böyle bir hava var şu anda. Sayın Kılıçdaroğlu bu havayı dağıtamadı. Yani hanım, ama bu iddialar gene İklim Bayraktar'dan kaynaklanıyor. İklim Bayraktar'dan geliyor ama İklim Bayraktar o kadar güçlü bir şekilde bu iddiayı ortaya koyuyor ki bunu yalanlayamadılar henüz. Ve Sayın Baykal da buna bir ihtimal veriyor şu anda. Sayın Baykal'ın da analizi o ki bu bana haber verilmeliydi diyor. İmalı bir takım açıklamalar yapıyor. Ben bu işte haber değeri ya da işte skandal değeri orada görüyorum. Yani size biri gelse dese ya saçmalama ne yapıyorsun böyle bir şey olur mu? Bir eski genel başkan hakkında demeniz beklenirken onun olabilirliğine ne halin varsa göre ben bakmıyorum gibi bir hava yaratıldı. Neyi kastettiğini biraz daha açar mısın? Yani ben Baykal'a kameralı ya da kayıtlı... Duyarsız kalmış Sayın Kılıçdaroğlu. Yani daha duyarlı davranması gerekirken. Yani bir kamera desteği veyahut da bir takım... Ama Baykal için değil deniyor o kamera desteği meselesi. Onu da bilmiyoruz. Başta Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir konuşma olmadı dedi. Yani ben görüştüm ama bahsedildiği konuyu görüşmedim dedi. Sonra görüşmenin yapıldığı anlaşıldı ama o kastedilmedi dendi. O yüzden haber değeri var orada. Yani takibe ihtiyaç duyan bir haber. Ama ben yani şu anda kimse Sayın Kılıçdaroğlu'nun veya Sayın Gürsel Tekin'in bir komplonun parçası olduğu kanaatini güçlü bir şekilde söyleyemez. Fakat Baykal'ın son açıklaması da bunu pekiştirdi. Yani bana söylenmesi gerekirdi. Bir tür böyle bir soru işaretlerini yaratan bir analiz yapıyor Sayın Baykal'da. Bu haber değeri taşıyan bir konudur. Şimdi demek istediğim şu, bu aynı zamanda seçim meydanlarına gidebilecek bir polemik konusu. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakmazlar. Yani bunu tartıştırırlar meydanda. Siyasi rakipleri, Adalet ve Kalkınma Partisi tartışır. Bu tartışılır. Yani dolayısıyla bu kampanyanın aday adayı profilinden de, son günlerin ortaya çıkan malzemelerinden de böyle bir polemik tarafı da görünüyor. Bu enteresan. Görünüyor. Yani dolayısıyla zamanlama açısından da dikkat çekici gelmiyor mu? Yani tam da seçim arifesinde. Gelmiyor. Şöyle söyleyeyim, gelmiyor. Yani sadece Ergenekon sanıklarının olması da bu tartışmayı başka açıdan açardı. Yani sonuçta onlar aday gösteriyor. CHP oraya doğru bir gidiş var ya da onların adaylık talebi var. Gelmiyor fakat yani ben o zamanlamayı şey görmüyorum. Yani tam da bu zamanda oldu diye. Çünkü Ergenekon'da o kadar malzeme var ki yani bunu zaten her açıdan bir şekilde yapabilirsiniz. Bu son vakanın ben özellikle denk getirildiğini düşünmüyorum açıkçası. Tam da tersine yani her açıdan böyle çok tartışılmaya muhtaç ama çok tartışmaya muhtaç bir kadın ve olay. Şimdi bir de hani habere gerçekten nerede nasıl baktığımız da çok önemlidir ya. Bu iklim Bayraktar meselesi, Oda TV meselesi, diğerleri vesaire. Şimdi ben köşe yazılarını okuyorum. Genellikle işte şöyle kötülükler yaptı, böyle alçaklıklar yaptı vesaire. Hep hani ayıplayan, kınayan, etik olarak yanlış bulunan ki çoğu da doğru. Ama içeride hani ayıp haberler ya da yanlış habercilik yüzünden değiller. Hı. Niye içeride olduklarını bilmiyorlar. İşte Nedim Şener'le Ahmet Şık'ın da bilmediği gibi. Mesela bu rahatsız etmiyor mu? Bir başka dönem gelse ve Mustafa Karaalioğlu hani Allah korusun katiyen başınıza gelir gelmez yani hiçbir şey kastetmeden söylüyorum ama bir insanın neyle suçlu olduğunu, ne kadar gözaltında olacağını, tutuklu kalacağını bilmeden bir tek hayatımız var çünkü bizim. Böyle şeyler başımıza gelmesini nasıl açıklayacağız? Şimdi söyleyeyim, bu sorularınızın can alıcılığı Nedim Şener ve Ahmet Şık tutuklamasını ima ediyor. Aslında biliyorsunuz Nedim ve Ahmet ile birlikte zannediyorum 6 kişi daha tutuklu. Evet. Onlar hakkında tek kelime etmiyoruz. Ya onlar kesin haklı, maalesef kesin örgüt üyesiymiş gibi. Ya bu da hayır, bana çok garip. Hayır, maalesef etmiyoruz. Şimdi geriye doğru baktığımızda sayısız tutuklama var. Şimdi bu vaka bütün Ergenekon'u sorgulayacak bir vaka olarak görülmüyor bana. Olabilir. Yani burada mesela şöyle bir tablo da oldu. Sayın Cumhurbaşkanı itiraz etti buna bir anlamda. Kaygılıyım tabii dedi. Sayın Başbakan bunları bir an önce bitirin diyerek bir... İki gün önce, yani evet. Bir tavır, yani tutuklamadan önce de bir tavır koydu. Ve bu tavrı kimileri başbakan tutuklanmalarını istemiyor gibi yorumladı. Fakat savcı hiçbir bu... Yani kamuoyundan muazzam bir soru işareti birikti geldi kendisine. Savcı arkasında durdu bunun. Şimdi burada her şeye rağmen, yani her şeye rağmen... Gazeteci olarak bizi tatmin etmeyebilir ama her şeye rağmen... bir şeyler var sorusunu, ya demek ki bir şeyler var sorusunu bizim ciddiye almamız gerektiren bir durum var. Fakat
Elbette öyle. Ben hakim ve savcı olsam, yani benden olmaz hakim ve savcı. Hiç kimseyi alamam. Yani bana sorarsan, yani apaçık görsem de alamam. Yani ben, bu soru için doğru bir adam değilim. Elbette yani Türkiye'nin, umarım hepsi suçsuz çıkacaklar ve aklanırlar veyahut da kısa sürede davaları görülür. Ama şunu çok iyi biliyorum. Türkiye'nin geçmişinde, ya bu Nedim ve Ahmet'in sorumlu olduğu bir şey değil elbette tek başına, ama ya da belki hiç alakalıdır. Ama Türkiye'nin geçmişinde karanlık bir dönem var. Şimdi bunları sorgulama irademizi zayıflatmaması lazım. Bir takım anlamadığımız vakaların ortaya çıkması. Ben şunu da ayırmak istiyorum. Evet, bu son meselede Ergenekon'u çok destekleyen insanlar da ne oluyor dediler, ama bu insanlar geriye doğru bütün Ergenekon soruşturmasının destekçisi oldular. Şimdi Ergenekon'u baştan beri o yalan, bu yalan, bu Ergenekon, bu uydurma, bu şey sahte diyen ve son vakayı bahane gösterenlerin tavrıyla bu Ergenekon'u baştan destekleyip ve burada anlamadıklarını belli eden insanların tavrını ayırmak gerekiyor. Yani ikisinin birbirine karışması da doğru bir şey değil. Ergenekon davasının gerekli olduğunu inanıyorum. Fakat hatalar, yanlışlar varsa, bunu mesela benim gazetemde insanlar sordu, ben de sordum, yine sormaya devam ederim. Bunların da ayıklanması bir gazetecilik görevi. Gazete, medya bunun için aynı zamanda vardır diye düşünüyorum. Yani ben umarım Nedim Şener ve Ahmet Şık meselesinde yani kaygılı olan insanların dediği gibi çıkar. Yani bunun ben şahsen bir soru, benim için bir sorun olacağını söyleyemem. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan kişi, adını hatırlayamadığım için kişi Ali diyorum. Ali Fuat Yılmazer. Yılmazer. Sürpriz bir biçimde, hani rutin falan dense de gerçekten sürpriz bir biçimde, biliyoruz haberci olarak, görevinden alındı ve yerine kimse getirilmedi. Doğrudan Emniyet Müdürü Çapkın'a bağlandı o şube. Şimdi bu konu, Başbakan'ın en son söyledikleri vesaire, bütün baktığımızda, şimdi Avrupa Parlamentosu'nun raporu var ortada, Batı medyasının bakışı var, Washington'dan biliyoruz neler geldiğini. Acaba yani tamam, Ergenekon diye bir şey var, bunu temizleyin kardeşim, ama artık yeter, bu bir yerde duracaksa dursun, hadi artık bohçayı kapatacaksanız kapatın ve gereğini yerine getirin diye bir duyguyla bir reaksiyon var mı? Yani iyi haber alan kaynaklarına dayanarak soruyorum. Ha, böyle bir reaksiyon olması rahatsızlık. Şimdi Türkiye'de olup bir de her şey hükümeti rahatlatır ya da rahatsız eder. Yani hiçbir başbakan, insanlar tutuklanıyor, cezaevleri önünde büyük bir hareketlilik var tablosundan hoşlanmaz. Yani hükümetler istikrar ve sükunet isterler. Yani bu tabloların genelde hükümetlerin işine yaradığı görüşüne ben katılmıyorum. Ama Avrupa Parlamentosu veyahut içimizden bir takım tepkilerin bu davalar bitsin deme hakkı yok. Yani Türkiye'de birçok kapı açılmamış vaka var. Yani bu dava bugün biterse tatminkar ve mutlu olacak mıyız? Yani bitti. Sayısız faili meçhul geride duruyor. Sayısız siyasi cinayet duruyor. Ve hepsi hakkında bizim olayların çıktığı günlerden gazeteci olarak soru işaretlerimiz hala masa üzerinde duruyor. Bitti, çok Türkiye gerildi, bunu kapatalım dediğimizde mutlu olabilir miyiz? Hayır, bana göre olamayız. Kapatmaktan kastım şu. Yani hız gerekiyor, doğru. Tsunami dalgaları bile bir ara geliyor ve sakinleşiyor deniz. Yani 18. dalga. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bunu Türkiye ilk defa yapmadı. İşte İtalya, İspanya, Yunanistan, Latin Amerika ülkeleri yaptı, bu süreçten geçti. İtalya, İspanya eski savunma bakanı Serra'nın kitabı bugünlerde iletişim meydanına çıktı. İspanya'da kral, iktidar, muhalefet birlikte mücadele etti. Buna rağmen Serra'nın tecrübesi şu ki 13 senede bitirebildik diyor. Yani askeri vesayetten kurtulmak ya da bu sorunun üstesinden gelmek 13 senemiz aldı. Bunlar meşakkatli. Umarım Türkiye'de 13 sene olmayacak. Yani Türkiye'de üstelik böyle bir ittifak yok, ama bunlar problemli şeyler. Yani bizi tatmin eden bir noktada, gerçekten bu zihniyetin devletten kazındığına inandığımız bir noktada bitmelidir bana göre. Ve bu arada hatalar varsa, ki mesela başta yapılan bir takım usul hataları şimdi yapılmıyor. Yani elbette sürecin içinde hatalar yapıldı. Yapılmıyor. Şimdi Avrupa Parlamentosu raporu değerli bir rapor. Yani her şeye rağmen dikkate alınması gereken bir rapor, ama unutmayalım ki geriye doğru Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin diğer ünitelerinden sayısız kez Ergenekon davasını destekleyen ve Türkiye için çok gerekli olduğunu ifade eden açıklamalar da geldi. Yani şimdi bir tarafını alıp iki gazeteci üzerine bir tartışma var. Hayır, sadece iki gazeteci değil ama yani bunun dediğim gibi bitememesi ve bir korku atmosferi oluşturulması, işte sıra sana da gelebilir duygusunun oluşturulması. Şimdi ben şunu biliyorum, mesela medya 2010 planı çıktı Oda TV'de, orada bir takım isimler sıralandı. Şimdi bu isimlerin
kendilerini baskı altında hissetmemesi mümkün mü? Ki bazılarını çok yakından tanıdığını tabii biliyorum. Şimdi şunu söyleyeyim, şunu kabul edelim. Yani medya, asker ilişkilerinde medyanın sicili temiz değil. 2013 için söylemiyorum bunu. Yani kimin temiz Allah aşkına? Medyadan şüphelenme konusunda sadece savcıların, hakimlerin değil, sıradan insanların sayısız nedeni var. Türkiye'de askeri darbelerin veyahut darbe hazırlama süreçlerinin nasıl medyayla iç içe olduğunu biliyoruz. Bunları sadece bilmiyoruz. Bunların tanıklıklarını, itiraflarını da biliyoruz. Yani 28 Şubat'ta ne olup bittiğini biliyoruz. 28 Şubat'ın nasıl tahakkuk ettirildiğini biliyoruz. Şimdi böyle bir tecrübesi olan bir ülke eğer Ergenekon gibi bir yapıyla mücadele ediyorsa medyayı da sorgulamak zorundadır. Yani medyayı sorgulamanın hassasiyeti var. Medyanın demokrasi içindeki rolü daha önemli. Bizler medyacıyız. Biz bile bir dakika medya olunca doğruluyoruz. Doğru. Başka bir şey. Ama gerçek şu ki Türkiye darbecilikte ve bu zihniyetten gerçekten arınması gerekiyorsa ki şüphesiz gerekiyor. Yoksa bir demokrasiden söz edemeyiz. O zaman ya belki ince cerrahi gerekiyor. Belki çok karıştırmadan yani susuyla susuz ayıracak gerçek bir titizlik gerekiyor. Belki buna zaman zaman riayet edilmiyor. Bu katılınabilecek bir görüş ama medyanın işin içinde olmadığı, medyada bir Ergenekon zihniyeti veyahut da darbeye zemin hazırlayan işbirliğine yatkın bir anlayışın olmadığını söylemek doğru olmaz. Yani bu eleştiri yap mesela. Şimdi Soner Yalçın'ı konuşuyoruz. Herkes Soner Yalçın'ı savunurken ne dedi? Hiçbir görüşüne katılmazdım. Yazdıklarında da iştirak etmezdim ama. Etmezdin ama ya bu insanın sitesinden sayısız kez insanlar hedef alındı. Belden aşağı, belden yukarı, özel hayatları. İyi de bir şey sonuma geliyorum. Bir şey bu yüzden içeride değil ama. Bir bitirmek istiyorum. Ya aynı zamanda bir medya eleştirisi yapalım. Hı. Bir kez olsun ya Soner ne yapıyorsun sen diyen oldu mu bugün savunanlar? Hapse girdikten sonra savunanlar. İşte en yakınları bile demiş. Vallahi diyenleri ben medyada görmedim. Belki kulağına fısıldadılar. Hayır canım yani belki yazmıştır ama hayır, söylemişler. Hayır biz yani böyle bir medyalı olalım. Medya üzerinden ya yani medyadaki şu andaki savunuyu orada gör. Şimdi böyle bir eleştiri, öz eleştiri yok. Belki gizli gizli bazıların memnuniyeti var. İyi oluyor bu liberallere, muhafazakarlara işte böyle falan. Ben Soner Yalçın tarafından apaçık tehdit edilen Ergenekon'u tanımam etmem benim de aleyhime bir sürü şeyler yazdı. Yani bunlara da oturup sağda solda bağırıp konuşmadım. Ben yani bugün mesele açıldığı için konuşuyoruz. Soner Yalçın tarafından Ergenekon haberleri sunduğu için, Ergenekon'u sürecini desteklediği için, dava sürecini desteklediği için apaçık tehdit edilen, yani bu bir gazetecilik faaliyeti değil. Belki bir suç da değil, ayrı bahis. Ama yani bu gazeteci kimliği içine sığdırılabilecek bir profilden söz etmiyoruz. Şimdi bunların sorgulanması muhakkak gerekiyor. Yani bunun suçlusu Nedim midir, şu mudur, bu mudur bir başka soru. Ama medyada muhakkak surette tasfiye edilmesi gereken, medyada bu ilişkilerle, bu anlayışla askeri vesayet arasındaki bağın koparılmasını gereken bir duruma ihtiyacımız var. Yani medya bu açıdan temiz değil. Birçok başka açıdan da belki temiz değil. Kabul edelim ama peki, bu açıdan bir dakikamız kaldı. Gazetenin 16 Mart çarşamba günü çıkacak Star Mavisi diyelim. Star Mavisi. Şu anda göremediğimiz logosuyla. İşte böyle bir gazete mizampaj olarak ve yeni yazarlarıyla yeni Türkiye'de hakikaten ben de mesela Star Gazetesi'nin köşelerinde bazen ismimi görürüm. Kimi zaman güler geçerim, kimi zaman alınırım. Kişisel meseleden uzak durarak gazetecilik yapabilecek miyiz yeni Türkiye'nin yeni gazetesi? Yani bunu özellikle sağlamaya çalışıyorum. Yani açıkçası sonuçta ben yazarlara bir talimatla yazı yazdıran ve yazılarını şurasını burasını kırpan bir adam değilim. Ya bunun bir sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani çok 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 özel hayata veyahut da bize dava konusu olacak konularda uyarırız. Ya bu hukukçular uyarı falan. Bu da çok nadir olan bir şeydir bizden. O yazar ona katılır zaten genelde. Ama evet böyle bir şey. Yani 5N1K 0 tekzip derken gazetem insanların kişisel olarak özel hayatlarını rahatsız etmesin. Ya da bu konuda zaten bir çizgi korumaktayım. Şimdi ben kendi ekibime, arkadaşlarıma, arkadaşlar buna daha dikkatli olalım prensibini aşılıyorum. Öte yandan bizim gazetemiz alındığında yani mesela geleneksel olarak güçlü olduğumuz alanlar var. Ekonomi, spor, siyaset gibi. Şimdi bunların sayfa sayılarını da arttırıyoruz. Daha fazla sayfa ayıracağız. Daha fazla dizi olacak. Daha fazla özel haber olacak. Daha fazla gündelik hayata ilişkin köşeler olacak. Gazete okurun karşısına çıktığında ve gazeteyi sabahın masasını açtığında gayri ihtiyar o gazete akşama kadar Star Gazetesi masasında olacak. Ben buna inanıyorum. Yani 16 Mart günü
çıkışımızdan itibaren yani Star gazetesi masadan indirilemeyecek, akşama kadar gururla taşınabilecek bir gazete olacak. Hedefimiz bu. Yani bütün gazetelerin hedefi bu olmalı. Medyada artık siyasetçilerden kendi içindeki tartışmalara kadar hedef olmaktan çıkartılmalı. Ahmet Kekeç bu saatte burada mıdır? Herhalde bugün yok. Dün yok, biraz konuştuk. Çünkü eğer olsaydı gidip şunu sormak istiyordum. Birkaçtır benim için gözlerini belerterek bakan Ayşenur abla diyor. Şimdi arkadaşlar dediler ki nasıl bakıyorsun sen gözlere birer? Bilmiyorum dedim. Bir soracağım dedim. Buradaysa göreyim diyecektim. Belki burada da çıkışta bakarız. Bakarız. Bir çayını kahvesi içeriz. Çok iyi olur. Çok teşekkürler Mustafa Kalayoğlu. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz ayrıca. Yeni gazeteye dikkatle bakmaya devam edeceğim. Ben fark ettim ki çünkü çok ciddi çok sık alıntı yapıyorum Star Gazetesi'nden. En çok alıntı yaptığım, dikkatle izlediğim gazetelerin başına haftaya geliyormuş. Haftaya artık Paul Krugman'dan, Robert Fisk'ten, Ferit Zekeriya'dan alıntılar yapacaksınız. Yani önemli isimler. Çok aynı teşekkürler. Çok tekrar görüşmek üzere. Efendim pazartesi günü umarım biraz daha sakin bir gündemle Medya Mahallesi'nde birlikte olacağız. İyi hafta sonları. Japonya'ya ve depremden etkilenen herkese de en iyi dileklerimizi gönderelim, evet, değil mi? Çok en az hasarla, en az acıyla dileriz, umarız. Pazartesi görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.